Hayırlı günler efendim. TV111 ekranlarına Bir Niyet Bir Tasavvur programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu hafta 24. mektubu birlikte okuyup anlamaya çalışacağız. İnşallah istifadeli bir ders olur. Hoş geldiniz Nurender Hanım. Dilerseniz biraz okuyalım, sonra üzerinde konuşuruz. Bismillahirrahmanirrahim. 24. mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Yef'alullahu ma yeşâ'u ve yahkümü ma yurid. Allah dilediğini yapar ve dilediği gibi hükmeder. İbrahim Suresi 27. ayet. Sual. Eazım-ı Esma-i İlahiye'den olan Rahim ve Hakim ve Vedud'un iktiza ettikleri şefkatperverane terbiye ve maslahatkerane tedbir ve muhabbetterane tatif nasıl ve ne surette müthiş ve muvahhiş olan mevt ve ademle, zeval ve firakla, musibet ve meşakkatle tevfik edilebilir. Haydi insan, saadet-i ebediye gittiği için mevt yolundan geçtiğini hoş görelim. Burada bir duralım dilerseniz. Esma-i İlahiye'nin, hani Esma-i İlahiye içinde büyük isimler dediğimiz Rahim, Hakim ve Vedud isimlerinin iktiza ettiği şeylerden bahsetti burada. Rahim isminden bahsettiğimiz her yerde çok sonsuz bir şefkat, şefkatin sarıp sarmaladığı bir hal görüyoruz. Hakim ismi aynı zamanda terbiye ve maslahatı gözetiyor, faydayı değil mi? Hedefi gözetiyor. Vedud ismi de muhabbet istiyor, yani muhabbeti sevmeyi ve sevilmeyi görmemiz lazım. Aynı zamanda bunlar varken, bu isimler varken müthiş korktuğumuz şeyler de görüyoruz. Mevt, ki ölüm görüyoruz, sonsuz, son bulma görüyoruz, ayrılık görüyoruz, musibet ve meşakkatler görüyoruz. Nasıl şimdi karşılaştıracağız bu esmalar ve bu olaylar? Hadi insanı da diyor hoş görelim, çünkü insan yok olmuyor. Hani saadet-i ebediyeye gidiyor değil mi? Ölüm onun yoluna çıkmış olsun. Ama gördüğümüz her şeyle bu esmaları nasıl karşılaştıracağız? Evet, bizim zihnimizde Rahim'le Vedud'la örtüşmüyor gibi anlıyoruz. Bizim penceremizden bakınca bu böyle ama şimdi evet. Risale-i Nur'da ilgili alakalı bölümler var. O bölümlere baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın Eazim-i Esma diye ifade etti. Hani paragrafa girerken büyük esmalarından olan Rahim ismi aslında bütün kainatı ihata etmiştir. Evet. O esmanın ihata etmediği hiçbir nokta yok. O zaman ondan öte şefkati bir insanın göstermesi söz konusu olamaz. Fakat zihnimize bu sorular geliyor. Yani bu kadar şefkatliyken neden ölüm var? Bu kadar hikmetli işler yapılıyorsa niçin arkasında ölümü görüyoruz? Her şeyi çok seviyor diyoruz. Bütün mahlukatı bizden daha öte sevdiğini ifade ediyoruz. Ama nasıl ölümle örtüşüyor? Bir türlü zihnimize oturtamadığımız konulardan bir tanesi. Hı hı. Yine Risale-i Nur'dan baktığımızda her şeyde rahmet-i ilahiyenin izi, özü ve yüzü var. Yani hiçbir şey o rahmet-i ilahiyenin haricinde değil. O izi, o yüzü ve o özü yakalamaya, görmeye çalışmamız lazım. Ve her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden burada kemal-i teslimiyet ile bize düşen tarafı teslim olmak. Yani bu hadiselere, yani ölüm olsun, musibet olsun, meşakkatler olsun, bütün bu meselelere bir bakış açısı sunuyor bize. Nasıl bakmak? Rububiyet-i ilahiyenin icraatları olduğu nazarıyla bakabilmeyi yakalamak. Yani bu ölümlerde de, şefkatte de, sevgide de, yaratılışta da, yaratmada da bütün bu fiillerin arkasında rububiyet-i ilahiyenin bir icraatı var. Yani bu pencereden bakmayı yakalayabilirsek mesele aslında zihnimizde yani, bir parça çözülmüş olacak. Yani öncesinde hani rububiyet-i ilahiyeden bakabilirsek dedik de hani bu soruları insanın aklını sorması normal bir durum değil mi? Yani tabii. İnsan aklı bunu sorguluyor. Hı. Ben işte burayı okurken aklıma o Hızır'la Musa Aleyhisselam'ın yolculuğu geldi. Hızır Aleyhisselam'ın sorduğu sorular. İşte gemiyi neden deliyorsun, çocuğu neden öldürüyorsun, duvarı niye onarıyorsun gibi. Bazen göremeyebiliyoruz değil mi? Yani baktığımızda olaylara arka tarafını göremeyebiliyoruz. Akıl bunları soruyor. Her zaman da göremeyebiliriz. Hı hı. Yani o hikmet tarafını her zaman idrak edemeyebiliriz. Ama zihnimizde evet bu soru var. Belki lisanen dile getirmesek bile
gönlümüzde ve zihnimizde gizli olarak tuttuğumuz aslında bir itiraz gibi. Şimdi konuya girerken siz orada iki tane ayet-i kerime okudunuz. Aslında o ayetlerle konuyu çözmüş. Yani Allah dilediği hükmü verir, Allah dilediğini yapar. Biri Maide suresi, diğeri İbrahim suresine geçen bu ayetlerde. Yani bizim aslında karşımıza burada kader çıkıyor. Yani burada biraz kadere teslimiyet de göstermek lazım. Kadere teslimiyetin arkasında o teslimiyet bize rıza ve memnuniyeti de beraberinde getirecek. Olaylara biraz önce ifade ettiğim gibi rububiyet-i ilahiyenin icraatı olduğunu, bütün bu hallerin, bu fiillerin bir hadisede ya da bir mefte görülmesine bu pencereden bakmayı başarabilmek lazım. Şimdi böyle bakabilirsek o zaman o musibetlere karşı hem insan teslimiyeti gösterir hem de gülerek karşılamayı öğrenir. Yani burada bizim Cenab-ı Hakk'ın merhametinden daha ileri bir şefkati ortaya koymaya kalkışmamız bizdeki elem ve ızdırap duygularını daha çok harekete geçirir, daha çok artırır. Yani anlayıp teslim olmak, ona sığınmak bu meseleyi kavramada daha kolaylık kazandıracak bize. Esma'yı anlamak o zaman gaybı anlamayı da yani gaybe imanı da pekiştiren bir şey değil mi? Yani bizim görmediğimiz taraflarını gören birinin olduğunu esmalar öğretiyor bize. Evet, Cenab-ı Hakk'ın 1001 tane esması var. Bu esmaların da insanlığa vermek istediği mesajlar var. Bu mesajlar da kendini farklı farklı şekilde tecelli ve tezahür ettirerek gösterecek. Yani bunlarda çok hikmet var, bu esmaların bu şekilde tecelli etmesi. Hani günlük hayatların içerisinden bakarsak değil mi? Etrafımızda işte savaşların, ölümlerin çok yoğun yaşandığı bir ortam içerisindeyiz. İşte mesela Halep'te katledilen bir sürü çocuklar, işte kadınlar vesaire. Hani bu pencerelerden baktığımızda hakikaten hem gönlümüzde çok büyük hüzün, üzüntü ve zihnen de bu acıma duygusundan kaynaklanan ama zımni bir itiraz da dünyamıza aslında geliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu esmalarına karşı yani Hakim, Rahim gibi isimlerine karşı hani çok şiddetli teessür hissetme, çok şiddetli elem ve ızdırap duygusuna kapılma, farkında olmadan bu esmaları bir nevi tenkit etme anlamına gelir. Evet. Yani Üstad Hazretleri diyor ki ben de bunları hissetmiştim. Zaten bu eserin kaleme alma sebeplerinden bir tanesi bu mesajın verilmesidir. O bitkilerin, o hayvanların vefatlarına baktığında, insanların vefatları, etrafında olup biten hadiseler fevkalade müteessir olduğunu aslında dile getiriyor. Evet. Bu aşırı dereceye gitmesi, yani normalin üzerinde bir noktaya ulaşması demek ki Cenab-ı Hakk'ın esmalarını bize itiraza götürdüğü için de aslında sıkıntılı bir durum. Yani zulümleri anlamaya da yardımcı oluyor o zaman bu esmalar. Yani şimdi hani gerçekten de soruyor insanlar, biz de soruyoruz diyoruz ki yani bu kadar zalimane bir öldürme, bu kadar işkence, işte Cenab-ı Hak nasıl müsaade ediyor, artık dursun hani zalimin sonu gelsin dediğimiz zamanlarımız oluyor değil mi? Evet, burada demek ki o şefkatin ötesine geçmemek lazım. Sınır, ve orada durup da bize şu teselliyi de veriyor. Evet, asiler var. Bir tarafta zulmeden insanlar, diğer tarafta işte zulme uğrayan masumlar var. O masumlar o zalimlerin elinde belki çok vahşice, belki çok insanlık dışı hallerle de muhatap olabiliyorlar. Orada asilerin mutlak surette cezalandırılacağı. Yani çünkü adalet-i ilahiyeden öte adalet olmaz. Yani o adaleti biz bile tesis edemeyiz. Dolayısıyla adalet-i ilahiyeye güvenmek lazım. O asilerin de mutlak surette ceza fiiliyle cezalandırılacaklarını bilmek. Mazlumların ise öylesi sıkıntılı hallere maruz kalmalarının neticesinde ise çok büyük mükafatlar ile mükafatlandırılacaklarını, o çektikleri zahmete bedel belki 10 derece, 1000 derece çok daha fazla bir mükafat kendilerine verileceğini bilerek burada bir teselli noktasına yönelmek lazım. Yoksa insan fıtratı etrafında bu kadar hadiseler yaşanırken bunlara duyarsız kalamaz. Hani bana ne diyemez, görmezden gelemez. Evet, hepimiz çok üzülüyoruz. Hepimizin içi kanıyor, acıyoruz.
ne yapabilirim diye düşünüyoruz. Ama önce kendi dünyamızda hani bu sorunun bir cevabını bulmamız gerekiyor. Hani bu noktalardan baktığında insan, ben Cenab-ı Hakk'ın ötesinde merhamet sahibi olamam. Ondan öte adaleti gerçekleştiremem. Ve kainata baktığımda hiçbir şey lüzumsuz değil. Her şey hikmetiyle yapılıyor. Ve ondan öte çok daha muhabbeti hiçbir şeye gösteremem. Yani o zaman şunu unutmamamız gerekiyor. Hani rububiyet-i ilahiye dediniz ya. Yani yine ismi Rab şemsiyesi altında anlıyoruz. Yani Rahim'i, Hakim'i ve Vedud'u. O olmadan okuyamıyoruz o zaman. Evet, bunlar okutturuyor zaten. Yani terbiye edecekse rahmetiyle terbiye eder. Bazen Hakim, bazen Vedud isimlerin içinde bu terbiye metodunu görebiliriz. Yani hep sevmek, hep iyilik, hep güzellik değil yani. Değil mi? Yani orada terbiye aslında hani Risale-i Nur'da da anlatılır. İki türlüdür. Ya şefkatle yapılan terbiye vardır. Ya da mücazatla yapılan terbiye vardır. Yani birinde cemali terbiyeyi görürüz, diğerinde celali terbiyeyi görürüz. Ama her ikisi de bir terbiye metodudur. Her ikisinin de sahibi olan, rububiyet sahibi olan bir zatın varlığını göz ardı etmemek lazım. Şimdi burada hani musibet, hastalık ve farklı hadiselerle terbiye de belki celali esmasının bir şubesi. Bu esmayla bizi muhatap etme meselesidir. Mesela hani Rahim ismi noktasından bakarsak, yine Sözler isimli eserinde Üstad Hazretleri şunu söylüyor. Mesela bir anne örneğini veriyor. Malumdur ki diyor bir valide bir yavruyu korkutur, sonra sinesine celbeder. Yani evladını niye korkutur anne? Yani orada çocuğun yaptığı bir yanlış fiil vardır. O yanlış fiil neticesinde kendisi zarar görecek. O zararın ona ilişmemesi, ulaşmaması noktasında onu engellemeye çalışır. Ama çocuk o hatanın farkında değildir. Orada bir ikaz, bir uyarı var. Belki ikazlar bazen biraz şiddetli olabiliyor. Daha sonra o çocuk ne yapar? O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü dönüp gelir yine teselliyi annesinin o şefkatli sinesinde arar. Yani neden yaptığını anlayamaz belki annesini. O an için anlayamaz. Hani bizim çocuğumuz da öyle olur ya yani hayatımızda çok örneklerimiz var. Bir şey çekecektir. O çektiği şey ona zarar verecektir. Yani belki kafasına düşecektir. Anne hem çocuğu çeker hem de kızar belki ona. Orada çocuk kendini göremiyor. Kendine gelen zararı da göremiyor ama anne görüyor. Evet. Faydasını bilmese bile yine annenin sinesine ağlasa bile çocuk ne yapıyor? Sarılıyor. Aynı yani, hani sizin örneğinizde dediği gibi. Bu meselelerde de bu yönüyle bakmak lazım. Biz göremiyoruz. Yani şefkati ve merhameti o sinede arıyor. Teselliyi o noktada arıyor. Şimdi Cenab-ı Hak bütün vadelerin hani diyor şefkati bir araya gelse denizdeki bir lema eder. O zaman bu kıyaslamayı yaptığımızda Cenab-ı Hakk'ın ne kadar daha çok fazla merhamet sahibi olduğunu görüyoruz bu kıyaslamayı yaptığımızda. Peki bizim de başımıza gelen musibetlerde, olaylarda, sıkıntılı meselelerde mesela ne oluyor? Yani nasıl bir şey oluyor? Cenab-ı Hakk'ın bir nevi hani o annenin evladını uyarması gibi o hadiselerle mesela bu savaşlar da olabilir. Türlü hadiselerle Cenab-ı Hak aslında o rahmet ilahiyesiyle yani bir nevi biraz celali kısmı da vardır ama o rahmet ilahiyesiyle bizi okşuyor. Yani bizim düştüğümüz o hatalar var, yanlışlar var, kusurlar var. Bu noktalarda aslında bizi kendimize getirmek adınadır. Ufak okşayışlar diye bakmak lazım. Annenin evladında olduğu gibi. Bu hadiselerin akabinde de Cenab-ı Hakk'ın o rahmet kucağına kendimizi bırakmamız gerekir. O olayları yaşadıktan sonra. Yani musibetlerle, o meşakkatlerle insanın istidadı gelişiyor. Evet. Değil mi? Olgunlaşıyor, belki bir şeye hazırlanıyor. Evet, yani acı ya da farklı olaylar insanı en nihai noktada olgunlaştırmak adınadır. Yani acının varlığı budur. Evet. Farklı istidatların da belki ortaya konulmasıdır ama orada kemali noktaya giden noktaya beni yönlendiriyor. Bunları tabii çok iyi düşünmek, bakmak, görmek lazım. Yine benim teselli aradığım nokta o rahmet-i ilahinin sinesi olur. O şefkate sığınmaklı olur. Çünkü o halleri de yine benim başımdan kaldıracak o zattır. Yine benim gücüm, iradem bunları kaldırmaya yetmeyecektir. Yani bu noktalardan baktığımız zaman ben Cenab-ı Hakk'ın ötesinde bir şefkati, merhameti, muhabbeti hiçbir şeyi aslında gösteremem.
Hani bendeki o şefkatte ya da sevgideki aşma ve taşmalarda Rabbimi tenkit etme noktasına ancak beni götürür. Burada aslında kaderi meseleyle konuyu çözüyor. Hani dilediğini yapar, dilediği hükmü verir. Dilediğini yapar ve dilediği hükmü verirse o zaman bana düşen bunları anlamaya çalışmak, gücümün yetmediği noktada o şefkate sığınmak, teselliyi yine arayacağım nokta, kaynak belli, o noktaya yönelmek. Evet, yani olaylarla Esma'nın bağını kurduruyor bize. Hani çok uzakmış gibi gördük hani en başta okuduğumuz noktada ölüm, musibet, ayrılık, elem. Rahim ve Hakim isimlerine aslında uzak değil, bağını kurduruyor. Yani sebebini de, hikmetini de anlayabiliyoruz bu bağı kurduğumuzda, değil mi? Evet, zaten ilerleyen bölümlerde biraz daha açacak. Daha iyi inşallah evet, anlaşılır. Devam edelim dilerseniz. Fakat bu nazik ve nazenin zihayat olan eşcar ve nebatat envaları ve çiçekleri ve vücuda layık ve hayata aşık ve bekaya müştak olan hayvanat taifelerini mütemadiyen hiçbirini bırakmayarak, ifnalarında ve gayet süratle onlara göz açtırmayarak idamlarında ve onlara nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında ve hiçbirini rahatta bırakmayarak musibetlerle tayirlerinde ve hiçbirini müstesna etmeyerek öldürmelerinde ve hiçbiri durmayarak zevallerinde ve hiçbiri memnun olmayarak firaklarında hangi şefkat ve merhamet var? Hangi hikmet ve maslahat bulunur? Hangi lütuf ve merhamet yerleşebilir? Evet, şimdi hani insanı bir noktada anladık belki yukarıda hani kurduğumuz bağlarla, ama şimdi buraya nebatata geldi, hayvanata geldi, çiçeklere ve ağaçlara geldiğinde bunların hiçbiri kalmıyor burada. Hepsinin bir sonu var. Ciddi de bir meşakkatleri var. Hayat içinde verdikleri bir çaba var, bir gayret var. Bunların son bulmaları, bunların bizden ayrılmaları, bunların Adem'e gitmeleri diyor. Şefkat, merhamet ve hikmet ve maslahatla şimdi nasıl insan ve kainat ilişkisi, kainattaki bu son bulmaların bağını nasıl kuracağız bu esmalarla? İşte yukarıda ifade ettiği gibi yani insan hani belki dedi ki saadeti ebediyeye mazhar. Ölse de en azından sevdiklerinden kısa bir süre ayrılır. Sonra tekrar onlarla bir araya gelir. Hani nebatat ve hayvanat için bunlar aynı şekilde söz konusu mu? Hani bu açıdan da konuya bakıyor. Yani burada belki Risale-i Nur'un en zor konularından bir tanesi iki aşamalı soru var. Biri insan üzerinden bakıyor, biri de mevcudat ve varlık üzerinden bakıyor. Remizlerle yani 5 tane remiz, 5 tane işaret gelecek ileride. Bunlarla bu konu orada daha geniş bir şekilde hani açılacak. İsterseniz o kısımlara biraz bakalım. Öyle devam edelim. Tamam. El cevap. Dâi ve muktezi'yi gösteren 5 remizle ve gayeleri ve faydeleri gösteren 5 işaretle şu suali halleden çok geniş ve çok derin ve çok yüksek olan hakikati uzmaya uzaktan uzağa baktırmaya çalışacağız. Yani dediğiniz gibi sebeplerine değil mi, gayelerine, hedeflerinin ne olduğunu 5 remizle bize açıklayacak. Çok geniş ve derin, yüksek olan hakikatleri var dedi. Uzaktan uzağa buna bakacağız. Şimdi umum afetler geldiği zaman toplumda çok ciddi sesler yükselir. Yani bu deprem olabilir, savaşlar olabilir, afetler olabilir. Her ne olursa olsun o savaşlarda işte katledilen insanlar falan. Hani bunlara şahit olunca insan orada şöyle itirazlarla karşılaşıyor. Yani Cenab-ı Hak madem bu kadar merhametli ve adaletli olduğunu söylüyorsunuz. Bu kadar olay yaşanırken bu zat nerede diye. Böyle itirazlar da geliyor. Aslında bütün bu soruların cevabını biz bu bölümde bulacağız. Yani böyle bir itiraz ya da böyle musibetlere giriftar olmada bizim hiç mi rolümüz yok? Bizim hiç mi irademizin bir dahli söz konusu değil? Bu musibetleri acaba biz mi davet ediyoruz? Burada herkes kendi penceresinden baktığında bu olayların vuku bulmasında, umuma doğru gelen böylesi olaylarda acaba benim irademin ne gibi yanlışları oldu? Hani bu açılardan da bakmaya çalışmak İnsan lazım. İnsan yine okumaların sonunda kendine dönecek o zaman. Evet. Kendiyle bağını kuracak. Yani orada Cenab-ı Hakk'a hani tenkit etme, bu olaylara itiraz etme yerine
benim yanlışım neydi, ben nerede hata yaptım diye bakması lazım. Hepsiyle bir bağı var o zaman insanın. Evet. Bu remiz meselesi, hani noktaları, işaretleri zaman zaman karşılaşıyoruz. Burada da remizler var. Remizin açılımı nedir? Yani şimdi burada hem sebep hem de yani bu ölümlere neden lüzum var daha iyi diye ifade ettiği, hemen akabinde de muktaziyi gösterecek. İki aşamada konuyu ele alacak. Yani ölüme gerekçe nedir? Niçin insanlar bu kadar ölüyor? Ölmek zorundalar mı? Hani bu aşamalarda 5 tane remiz de bu konuyu izah edecek. Belki hani o ölen insanlar, o zalimlerin elinde zulüm gören insanlara hani bir mukabele var mı? Hani bu açılardan 5 tane işaretle de bu suallerin cevabını bulmamız mümkün. Orada remiz kelimesi geçti değil mi? Yani remiz belki hani işaret diye biz kullanıyoruz ama yani herkesin anlamakta zorlandığı, çok gizli sırları, gizli manaları ifade eden bir kelime. Yani burada da hani gelişigüzel kullanılmamış aslında. Anlamada zorlandığımız, neden, niçin diye sorguladığımız ve zihnimizde çözemediğimiz bu soruları çok yüksek hakikatlerdir diye ifade etti. Uzaktan göstermeye çalışacak. Yani çok basit bir örnekleme yapalım mı? Yani hani anlamak için. Mesela gayb meselesi çok hakim dedik ya bu konuda. Evet. Yani gayba imanı gerçekten kuvvetlendirecek bu örnekler belki. Hani böyle gayb cihetiyle anlayamadığımız meseleler, şöyle ince bir ya da insanın bakış açısına göre değişir. Bir tül, bir perde arkasından hani uzaktan uzağa böyle açıp yani gayb cihetiyle bize gösterdiği hakikatler bu remizlerdir diyebilir miyiz? Yani ben görüyorum, evet buradan size gayb cihetini, bu meselenin burada göremediğiniz ama gaybda görebileceğiniz, gayba uzanan şeylerini, dallarını, budaklarını belki bize, çiçeklerini gösterecek değil mi? Bu remizlerde. Evet, dikkat ettiyseniz anlatma ifadesini kullanmadı. Baktıracağız dedi. Yani hani bir dürbün gibi, hani uzakta olan bir şeyi bulunduğunuz noktadan göremezsiniz. İşte yakınlaştırıcı adetleri kullanarak gösterme meselesi, hani görme fiilini kullanıyor. Hani artık ne kadar anlayabilirsek, yani ne kadar bizim dünyamız açılırsa inşallah hakikatleri yakalamaya var çalışacağız. Var olan şeyler üzerinden yine var olmayan, hani göremediğimiz alemi belki örneklerle bize açıklayacak. Şimdi devam edelim. Birinci makam 5 remizdir. Birinci remiz, 26. sözün hatimelerinde denildiği gibi, nasıl ki bir mahir sanatkar kıymetli bir elbiseyi murassa ve münakkaş surette yapmak için bir miskin adamı layık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak, kendi sanat ve maharetini göstermek için o elbiseyi o miskin adam üstünde biçer, keser, kısaltır, uzatır. O adamı da oturtur, kaldırır, muhtelif vaziyetler verir. Şu miskin adamın hiçbir hakkı var mıdır ki o sanatkâre desin? Beni güzelleştiren bu elbiseye neden ilişip tebdil ve tayir ediyorsun ve beni kaldırıp oturtup meşakkatle benim istirahatımı bozuyorsun? Aynen öyle de. Sani-i Zülcelal, her bir nevi mevcudatın mahiyetini birer model ittihaz ederek ve nukuş-i esmasıyla kemalat sanatını göstermek için her bir şeye, hususan zihayata duygularla murassa bir vücut libası giydirerek, üstünde kalemi kaza ve kaderle nakışlar yapar. Cilve-i esmasını gösterir. Her bir mevcudata dahi ona layık bir tarzda bir ücret olarak bir kemal, bir lezzet, bir feyiz veriyor. Malikül mülkü yetesarrafu fi mülkihi keyfe yaşa. Sırrına mazhar olan o Sani-i Zülcelal'e karşı hiçbir şeyin hakkı var mıdır ki desin? Bana zahmet veriyorsun, benim istirahatımı bozuyorsun, haşa. Evet. Çok güzel bir örnekle girdi değil mi? Şimdi örnek üzerinden gidecek olursak, hani birinci remizi o uzakta olan hakikati yakınlaştırmada kullandığı temsil yöntemi, bir model üzerinden konuyu aldı. Şimdi biz de günlük hayatta kullanılan örneklerden yola çıkarsak, işte bildiğimiz terzilerin kendilerine ait olan sanat ve maharetlerini göstermek adına bir modeli belli bir fiyat mukabilinde tuttuklarını düşünelim. Evet. Şimdi orada terzinin hedefi
sahip olduğu mahareti, sanatı o model üzerinde gösterme. Modelin sahip olduğu nokta ise o elbise ona ait değil, ücreti başta peşin olarak kendisine takdim edilmiş. Şimdi terzi o maharetini sergilerken o eseri üzerinde istediği gibi oynamalarda bulunur. Yani kısaltır, uzatır, daraltır, genişletir. Halden hale koyabilir. Yani buradaki model kendine ait olmayan o libası teşhir ederken, sergilerken sen neden bana böyle eziyet ediyorsun? Kendinin olmayan bir elbise o gün için, o vazifeyi yapmak için tutulmuş değil mi? Evet, yani çünkü ücreti peşin olarak takdim edilmiş. Peşin olarak alınmış. Terzi de istediği gibi hareket eder. Yani orada sanatının maharetini, göstermek en ince için noktalarını en güzel şekilde sunma adına halden hale koyması gayet normal bir şey. Fakat modelin itiraz etme hakkı yok. Şimdi buradan alırsak konuyu şuraya getirmek istiyorum. O zaman Cenab-ı Hak da kendi isim ve sıfatlarını göstermek ister. Cenab-ı Hak da o isim ve sıfatlarını, o sanatındaki maharetini nerede gösterecek? Modeller ve eşyalar üzerinde gösterecek. Hani belki bu modeller kısmında insanlar girebilir. İşte dört ayaklıları dahi edebiliriz. Eşyalı varlık üzerine gösterecek. Yani çok yönlü o maharetini ve sanatını göstermek istiyor. Dolayısıyla onları halden hale koyması, bir vaziyetten alıp bir başka vaziyete koyması gayet normaldir. Yani burada insan üzerinden gidecek olursak, yani insanı da bir model olarak düşündüğümüzde insanın da bu noktada itiraz etme hakkı yok. Çünkü Cenab-ı Hak orada tıpkı terzinin yapmış olduğu gibi isimlerini ve sıfatlarını benim üzerimde, sizin üzerinizde, başkaları üzerinde göstermek istiyor. Gösterirken beni de sair eşyada olduğu gibi halden hale koyar. Yani sonuçta ben bir model olarak tutulmuşsam o beden bana ait değil. Zaman zaman kısaltır, daraltır. Yani velhasıl ne demektir? Yani sahip olduğum, bana verilmiş olan gözü benden alabilir, görmeyebilirim. Kolumu benden alabilir, işitme cihazımı benden alabilir. Yani birçok şeyi vermiş olduğu birçok noktada benden geri alabilir. Çünkü ben bir modeldim. Modelsem o modelde sanatını, maharetini, esmasını ve sıfatlarını beni halden hale koyarak göstermeye çalışıyor. Yani vücut libası bizim değil. Değil. Bu noktada benim de itiraz etme hakkım yok. Çünkü ben bana ait değilim. Benim olmayan bir şeyde itiraz etme, şikayet etme, kusur bulma gibi hallerden beri durmam lazım. Yani sanatını, bizdeki sanatını ortaya çıkarması için Esma'nın cilvelerini göstermemiz için bizi işleyecek. İşleyecek. Bu bazen hastalıkla, bazen bir başka halle, bazen işte ölümle olabiliyor değil mi? O da bir nakış, onu da okumak mesela lazım. Mesela Rezzak ismiyle sunulan nimetlerde hani o Esma'nın bendeki gösterilişinde çok memnun oluyorum. Farklı türlü nimetlere giriftar olduğum için. Evet. Ama bunun yanı sıra yani hep güzel şeyler olmuyor benim hayatımda. Yani Şafii isminin tecelli etmek isteğiyle bana verilen bir hastalık meselesi var. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hani Cevşen'den de yola çıkarak baktığımızda bin bir tane esması var. Bu esmalar kendilerini göstermek ister. Bu modeller üzerinde kendilerini teşhir etmek ister. Yani hani Rezzak'ta memnun olduğum gibi diğerinde mesela Muhyi dediğiniz zaman yine hoş bir şey. Fakat mumit dediğiniz zaman orada böyle bir duraksıyor insan. Hani kabullenemiyor, kabul edemiyor. Yani Rezzak gibi mumit ismi de Cenab-ı Hakk'ın farklı bir esmasıdır. O da bir nakış. O da bir nakıştır. Yani işleyerek kendini göstermek ister. Hani bunda itiraz etme hakkım da aslında yok benim. Anlayamadığımız tarafı şu galiba. Yani burada dedi ya her bir mevcudata ona layık bir tarzda ücret, kemal, lezzet ve feyiz. Yani sadece hani bu dünyaya nazarımızı çevirip bakıyoruz olaya. Ücreti var yani sıkıntının da meşakkatinde değil, musibetin de bir karşılığının olacağı bir yer var. Bunu düşünemiyoruz belki de. Şimdi hem o yönü var hem de bu bin bir esmanın bu şekillerde tecelli etmesi,
insanlığı, varlığı ve eşyayı halden hale koymasının arkasında şuur sahibi olan bizler için çok ciddi mesajları var. Öncelikli olarak bu esmalarla bizi muhatap ediyor, bize kendisini tanıttırıyor. Hani Rezzak'ta türlü nimetlerle insan tanıyabiliyor. Muhyi'de işte yeni yaratılan şeylerle muhatap olarak hayat verici olan zatı tanıma fırsatını yakalıyorsunuz. Dolayısıyla bu binbir esmanın her birinin insana sunduğu mesaj, o mesajlarla Rabbini tanıttırma gibi bir yönü var. Bunun haricinde o sergilerde teşhir edilen modellerde ve eşyalardaki bu türlü haller aslında düşünen bir varlık olarak hani bizim penceremizden baktığımızda bunları hayret ve takdir ile izleyip ve Cenab-ı Hakk'a sunma adınadır aslında. Bu hayretimizi ve takdirimizi Cenab-ı Hakk'a bildirmemiz içindir. Fakat biz bu noktaları şey geçiyoruz, yani yakalayamadığımız için hani güzelliklere meftun olan ama bir takım olumsuz şeylerle karşılaştığımızda da şikayet eden, tenkit eden, eleştiren, isyan eden bir noktaya dönüyoruz. Sıkıntının içinde Rabbini bul, hastalığın içinde Rabbini bul meselesinin mesajını almamız için aslında. Yani sadece olumlu şeylerle Cenab-ı Hakk'ı tanıma değil, olumsuz, bize göre olumsuz olan hadiselerin arkasında da Cenab-ı Hakk'ın o fiilini tefekkür edebilme ve Rabbimi tanıma adınadır yani. Aslında devam ediyor. Yani bu malikül mülk meselesinin çok ciddi açılımları da var ilerleyen bölümde birincimizin. Ama vaktimizin de sonuna geldik. Dilerseniz haftaya bu kaldığımız yerden devam edelim. Bu mülk meselesinin daha geniş açılımlarından. Evet efendim, bu hafta 24. mektubun birinci remizinin bir kısmını yaptık. Anlamaya çalıştık. Esmaların insan ve kainat üzerindeki nakışlarını. Bu nakışları okumaya devam edeceğiz. Malikül Mülk'ün geniş açılımlarını haftaya inşallah birlikte okuyup anlamaya çalışacağız. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Bir Niyet Bir Tasavvur programında buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.